Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 148. ayetteyiz. Hz. Musa ile İsrailoğullarının Kızıl Deniz'den geçtikten ya da bunu daha önce konuşmuştuk. Kimilerine göre Nil Nehri'nden geçtikten sonra yani Mısır'dan Firavun'un baskısından, zulmünden kurtulduktan sonraki yaşadıkları olaylarla ilgili bir bölüm okuyoruz. Musa aleyhisselam Allah'ın emri üzerine, Rabbimizin emirlerini almak üzere Allah'ın emrettiği bir yere gitti. Mikat kelimesini böyle yorumlamıştık. Yani mikat randevu, randevu yeri, randevu zamanı anlamına geliyor demiştim. Mikata gitti, buluşmaya gitti yani. Haşa yani Allah da oraya gelecek de peki Musa aleyhisselam oraya gelecek orada buluşma böyle anlamıyoruz. Mikat kelimesi ayette kullanıldığı için bize öyle kullanıyoruz. Oraya gitti, orada yaşadıklarını konuştuk geçen dersimizde. Şimdi Musa aleyhisselam gittikten sonra İsrailoğullarında ne oldu? Bakın onunla ilgili bir bölüm geliyor. Bismillah. وَاتَّخَذَ قَوْمُ Musa مِنْ بَعْدِهِ Musa'dan sonra yani Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gitmesinden sonra İsrailoğulları ne yaptı Musa'nın kavmi? Min huleyhim, kendilerine ait ya da kendilerinin ellerinde bulunan bunu niye böyle çevirdiğimi biraz sonra anlatacağım inşallah. Kendilerine ait diye de söyleyebilirsiniz. Kendilerinin ellerinde bulunan zinet eşyalarından ki zinet eşyası deyince aklınıza yani özellikle o zamana ait olarak bakınca öne çıkan şey altın olacak gibi görünüyor. Zinet eşyalarından yaptıkları eclen, ceseden bir buzağı cesedi yaptılar. Bir buzağı heykeli yaptılar. Ceset kelimesi üzerinde de inşallah tutacağız orada. Nasıl bir özelliği vardı bu yaptıkları heykelin? Lehu huvarun. Onun böyle bir sesi de vardı. Bir ses çıkartıyor. Ne sesi olduğu ile ilgili de yani aslında elimizde fazla bilgi yok. Onun üzerinde duracağız inşallah. O zaman şuraya kadar olan kısmını şöyle düz bir meale çevirelim. Musa'nın Rabbi ile buluşmaya gitmesinden sonra Musa'nın kavmi kendilerine zinet eşyalarından yaptıkları bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Bu tanrı et kelimesini parantez yazıyoruz. Akıştan belli yani. Onu kendilerine tanrı edindiler. Elem yarav onlar görmediler mi? Yani şunu görmeleri, anlamaları, fark etmeleri gerekiyordu. Ennehu la yukellimuhum bu yaptıkları buzağı heykeli onlara konuşmuyor. Ve la yehdihim sebilen onlara bir yol da göstermiyor. Burada konuşmanın ses çıkartmaktan farkı gündeme gelmesi gerekiyor ve yani tanrı edindiğiniz bir varlığın hidayete yönlendirmesi, bir yol göstermesi beklentisinden bahsetmemiz gerekiyor. İttehazuhu onu kendilerine tanrı edindiler ve o zalimin bunu yaptıklarında bunu yaparlarken o anda zalimler idiler. Buradaki zulümden kastı Allah'a ortak koşmak doğrudan kendilerine ihanet etmek, kendilerine zulmetmek sebep ne? Daha yeni birçok mucizeler yaşayarak Firavun'un zulmünden kurtulmuşlar. Ayetin başına geri dönelim. Musa aleyhisselam gitti. Bu konu daha detaylı bir şekilde başka yerlerde anlatılıyor. İnşallah Taha suresine geldiğimiz zaman orada biraz daha geniş işlemeye çalışacağız. Orada çünkü detaylı anlatılıyor. Musa aleyhisselam gitti. Yerine Harun aleyhisselam'ı vekil bıraktı ve giderken de ona dedi ki Kavmimde benim yerime geç, yani beni temsil etmeye başla ve ıslah edici ol dedi. Çünkü e, başında bulunduğu kavmin yüzlerce yıl boyunca müşrik bir toplumun üstelik de müşrik olmakla beraber zalim bir toplumun baskısı altında, egemenliği altında yaşadığını bu uzun kölelik döneminden dolayı çok ciddi İnanç bozuklukları, düşünce bozuklukları, duygu bozuklukları, davranış bozuklukları olduğunu biliyor. Dedi ki ıslah et bunları ve sakın müfsitlerin yani bozguncuların yoluna gitme dedi. Bozguncuların çıkacağını da biliyor çünkü toplum buna müsait. Ve bu toplum müfsitlerin peşinden gitmeye müsait bir toplum. Henüz ıslah olmadılar. Yüzlerce yıllık bir birikim bir anda bir peygamberle tanışır tanışmaz 3-5 gün içinde değişmesi mümkün değil. Bunu Zaman zaman bunları anlatırken Hz. Peygamber'in hayatında yaşadığı olaylarla ilişkilendiriyoruz. Öyle değil mi? Yani siyerde gördüğümüz bilgilerde de fark ediyoruz ki yani imanı ettin ve iman eder etmez geçmişini böyle bir sünger çekip pırıl pırıl yeni bir geleceğe ya da yeni bir sayfaya başlıyorsun. Öyle bir insan modeli yok. Öyle bir toplum modeli de yok. İnsan geçmişinden yavaş yavaş temizlenmesi gerekiyor. Bunun için de temizlik sebeplerini uygulamaya devam etmesi gerekiyor. Hazreti Harun'u uyardı ve gitti. Sonrasında ne olmuş? Buradaki detaylara girmeyeceğim demiştim. Taha suresini bekleyeceğiz inşallah. İçlerinden Samiri diye birisi. Muhtemelen İsrailoğullarının yetkili, etkili, önde gelen adamlarından bir tanesi. Bazı becerileri olduğu anlaşılıyor. Onun yönlendirmesiyle, onun becerisiyle, onun marifetiyle diyelim. Ziynet eşyalarından bir boza heykeli yapmışlar ve bunu tanrılaştırmışlar. Yani kendine bir put yaptılar. Bu garip bir davranış mı değil? Daha hemen geçen dönemde de, geçen bölümde de üzerinde durduk hatırlayacaksınız. Onlar putlarına gönülden kulluk eden, sıkı sıkıya sarılmış insanları görünce etkilendiler ve dediler ki bize hemen bir put yap, bize tanrılar yap dediler. Bu kafadaki adamlar Musa aleyhisselam gibi otoriter bir peygamber de başlarında olmayınca Harun Aleyhisselam'ı çok rahat bir şekilde e, geçebilmişler. Öyle diyeyim diskalifiye edebilmişler. Onun uyarlarını dinlememişler ve hemen kendi içlerinden çıkan bir bozguncunun peşine takılmışlar. Kendine bir put yapmışlar. Niye buzağı heykeli? Çünkü Mısır'dakilerin putlarından bir tanesi. Yani kendilerine efendi olanların tanrısını o kadar içselleştirmişler ki bununla ilgili Bakara suresinin 93. ayetini inşallah yeri geldiği zaman konuşacağız ama bir yerlerden bakabilirsiniz. Bakara 93. ayette Allah Teala diyor ki ve üşribu fi kulubihimul acle. Onların kalplerine buzağı sevgisi içirildi. Yani o buzağının yani sığırın, ineğin tanrılaştırılması kültü egemenlerin inancı olduğu için o kadar sahiplenmişler ki hani derler ya kraldan çok kralcı denilen bir tip. Böyle bir şey olmuş. Efendilerinin bağlanmadığı kadar belki bağlandılar. Çünkü onların gözünde o efendilik makamını temsil ediyor. Bunlardan hemen bir buzağı heykeli yapmışlar. Bu birinci konu. Yani egemenliği altında yaşadıkları insanların inançlarını benimsemeye yöneliyorlar. İkinci konu şu. Bu buzağı heykelini Niye mesela ağaçtan yapmadılar? Niye taştan yontmadılar? Ya da başka metallerden niye yapmadılar? Başka metallerden falan yapsaydılar muhtemelen çok daha dayanıklı bir eşya da yapmış olabilirlerdi. Başka bir malzeme yani çok daha kullanışlı bir malzeme bulunabilirdi belki. Ama neden ziynet eşyalarından yaptılar buzağı heykelini? Bunu Yine Bakara suresinde inşallah geniş geniş işlemeye çalışacağız. Allah Teala onlara bir sığır kesmelerini emretmişti. Orada göreceğiz inşallah ve o sığırı yavaş 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 tarif etti. Ortaya çıkan nasıl bir sığırdı hatırlayın. Tam böyle genç, böyle yetişkin bir sığır. Sonra bakanların içini açacak kadar güzel görüntülü sap sapsarı bir sığır. Yani Yavaş yavaş neyi tarif ediyor ayetler? Altından yapılmış bir buzağı takip ediyor. Bunda ne yaptılar? Altından yapılmış bir buzağı yaptılar kendine tanrı olarak. Sebep ne? Yani onlar da tanrıdanlığı ondan yapıyorlardı. Mısırlılarda da aynı şey. Sadece ineğin kendisini tanrı olarak görmeleri değil. Mesela ineği tanrılaştırmışlar. Mısırlılar da aynı şey yapıyorlar. İneği tanrılaştırmışlar ama ineği bir puta dönüştürdükleri zaman putlarını mesela altından yapıyorlar. Şimdi burada bir durmak gerekiyor. Dünyanın bütün putperestliklerinde aslında ilginç bir şekilde öne çıkan şey tapındıkları varlıkların heykelini, putunu yaptıklarında, simgesini, sembolünü yaptıklarında onu altından yapmaya yöneliyor insanlar. Mesela birini kutsallaştırıyorlar. O yücelttikleri, kutsallaştırdıkları insanın, diyelim ki ölümünden sonra onun üzerine bir mezar yapıyorlar ve mezarını altınla kaplıyorlar. Mesela kubbesini altından yapıyorlar. İlginç yani. Yani başka şeylerde de görebilirsiniz bunu. Bu soruyu sormamız gerekiyor. Neden insanlar kendilerinin kutsallaştırdıkları şeyleri, sembolistleri şeyleri, altından yapmaya meylederler. Hadi risk alarak söyleyeyim. Mesela Kabe'nin üzerine ayetler, Kabe'nin üzerindeki örtüye ayetler yazarız. Bu ayetleri neden altın tellerle yazarız? Niye o kadar önemlidir ya da bu konuya buna neden meylederiz biz? Kabe'nin damına yağan suların akıtılması için bir oluğa ihtiyaç vardır. Bu oluk neden altından yapılır? Ya da mesela çok güzel süslü bir Kur'an yapmak istersiniz ve altınla tezyin edersiniz. Şöyle bir soru sormak lazım. Kesin hüküm vermiyorum. Sadece üzerinde düşünmek gerekiyor bunun. Yani örtüye yani Kabe'nin örtüsüne ya da onların buzağı heykeline değeri kazandıran altın mı? Altına değer kazandıran şey onun nerede kullanıldığı mı? Yani buradaki kritik ayrımı nasıl yapacağız? Niye illa insanlar tapındıkları yerde yani kıblelerinde altını niye görmeye bu kadar hevesliler? Çok daha işlevsel başka maddeler, malzemeler bulunabilir aslında. O zaman şöyle bir soru sormak gerekiyor. Bunu kendimizi bir gözden geçirmek, içimizi bir kontrol etmek gerekiyor. Aslında yücelttiğiniz şey altın olmasın. İnsanların bütün dinlerde fark etmez hangi e, böyle kutsallaştırılan şey olursa olsun bu, burada buza heykeldir öbüründe yapılan binadaki süslemelerdir altınla kaplaması birinde başka bir şeydir ama niye illa ki o yücelttiğin şeyin üzerinde altın görmeye meyillisin? Buradan altının çok güzel bir maden olduğunu, süs olduğunu, bozulmadığını falan birçok şey de söyleyebilirsiniz. Doğru ama bir gözden geçirmek gerekiyor. Yoksa İnsanların asıl tapındıkları şey altın. Altın çünkü dünyanın bütün nimetlerini getirir beraberinde. Dünyanın yemeğini de getirir, kadını da getirir, erkeğini de getirir. Mevkisini makamında getirir, şöhretinde getirir. Hani böyle espride söyleyelim. Şey kullanırız ya, Murphy'nin altın kuralı. Murphy kuralları diye bir kurallarımız var ya. Bütün dünyanın sahiplendiği mi diyelim, en azından espri olsun da kullandığımız. Murphy'nin altın kuralı. Neydi o? Altını olan kuralı koyar. Buradan hareketle yani bunu bir gözden geçirmek gerekiyor. Niye altından yaptılar meselesini? Bu zinet eşyalarından bir buzağı yapmışlar. O zaman şöyle bir soru akla geliyor. Bunlar köle bir toplum ve zaten apar topar kaçtılar. Bu altınlar nereden geldi diye müfessirler sormuşlar. Allah rahmet eylesin güzel bir soru kendilerine ait min huliyihim onlara ait ziynet eşyaları iyi de bunlar varlıklı insanlar değillerdi ki bunların üzerinde ziynet eşyaları olamazdı öyle çok fazla. Peki ne olabilir? Şöyle bir yorum yapmışlar. Bunlar çıkarken Mısırlılardan bazı ziynet eşyalarını çalmış olabilirler. Bunda şaşırmamak gerekiyor yani. Çünkü zaten pek çok konuda kötüler. Veya emanet diye almışlar ve emanetleri geri vermemişler gibi bir takım açıklamalar yapıyor. O yüzden çevirirken dedim ki kendilerinde bulunan veya kendilerine ait olan diye iki şekilde çevirebilir dedim. Zilet eşyalarından bir ceset yaptılar. Ceset kelimesi de önemli. Bu ayet üzerinde çok durduk ama önemli detaylar var. Ceset kelimesi normalde et ve kandan oluşan yani eti, kanı, kemiği olan bir beden için kullanılır ama ruhu olmayan yani canı olmayan beden için kullanılır. E bunu Zinet eşyalarından yapmışlar. O zaman niye ceset kullanıldı burada? Ceset kelimesi sadece bunun için kullanılmıyormuş. Yani bu detay önemli. Bazılarının aklına ya ceset kelimesi geçti. Acaba canlı bir şey mi yaptılar falan diye değil yani. Zin zinet eşyalarından böyle bir şey yapmışlar. Yani canlı olmayan özelliği vurgulandı. Lehuhu var. Onun bir sesi de var. Böğürme diye tercüme ediyoruz. Nasıl yaptığını bilmiyoruz. Bazı müfessirlerimiz işte ona teknik bir takım özellikler uyguladılar. Rüzgar bir taraftan girip öbür taraftan çıkarken ondan sesler çıkıyordu diyormuşlar. Ya da başka bir teknik kullanıldı ve Samiri ne zaman isterse onun istediği şekilde bazı sesler çıkartıyordu demişler. Bunun hepsi olabilir ama sesi de olan bir varlık. Yani bir heykel yapmışlar. Allah Teala diyor ki görmediler mi? Onlara konuşmuyordu. Konuşmakla ses çıkartmak aynı şey değil. Konuşmakta bir mana olması gerekiyor. Mana, içerik olmayan ses konuşmak değil. Bunu gördüğünüz ses çıkartıyor sadece. İkincisi, size herhangi bir yol göstermiyor ki. Tanrılaştırdığınız varlıkların hayatınıza nasıl bir katkı sağladığına bakmanız gerekiyor. Ne yapıyorsun hocam? Yani? Mesela güneşi tanrılaştırıyorsun. Nasıl bir yol gösteriyor ki sana yani? Nasıl bir yol gösteriyor olabilir? Falanca nehrin kutsal olduğunu söylüyorsunuz. Hayatınıza nasıl bir yön gösteriyor olabilir ki yani? Falanca hayvanı kutsallaştırıyor. Fetişizin dediğimiz şey yani. Mesela diyelim ki kurdu ya da bir kimisi kaplanı, kimisi bir yerde diyelim ki yılanı, kimisi kartalı kutsallaştırıyorsun. Bu kutsallaştırdığın varlık yani neredeyse tanrı haline getirdiğin, yarı tanrı haline getirdiğin varlık hayata nasıl bir katkı sağlayabilir ki yani? Sana nasıl yol gösteriyor? Bir yol göstermiyor ki yani. Bunu görmediler mi? Bunu görmeleri gerekiyordu anlamına geliyor. İttekaduhu bütün bunlara rağmen yani açıkça aslında tanrı edinilmeye uygun olmadığı ortada olmasına rağmen onu tanrı edindiler. Ve bunu yaparken de Allah'a ortak koştular, zalimdiler. Bütün bilgilerine ihanet ettiler, tecrübelerine ihanet ettiler. Sonra Musa Aleyhisselam geldi. Buna biraz sonra tekrar geri döneceğiz. Ve Musa Aleyhisselam Taha suresinde ayrıntılı anlatıldığı üzere 85. ayet ve devamında Taha suresinde orada okuyabilirsiniz. Musa aleyhisselam geldi, o buza heykelini aldı, ateşe attı, ateşte onu eritti. Sonra onu denize saçtı, eriyen şeylerini, parçalarını. Bunu görünce, وَلَمَّا سُقْتَ fi edihim, Yani aslında ellerinin boş olduğunu, Tanrı dedikleri şeyin ellerinde kalan bir şey olmadığını görünce, pişmanlıkla, pişmanlığa düşünce, ve ra'av ennehum gattallu ve kendilerinin aslında yolu kaybettiklerini, yoldan çıktıklarını, yollarını şaşırdıklarını anladıklarında galu dediler ki le in lem bakın yani bir yandan da dinle bağlantı devam ediyor. Allah'la bağlantı da devam ediyor. Bunu görünce dediler ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmezse ve yağfir ve Rabbimiz bizim günahımızı örtmez, bağışlamazsa lene kunenne minel hasirin o zaman biz gerçekten Hüsran'a uğrayanlardan oluruz. Hemen dönüş başladı. Zaten dönmeseler, bundan sonra bir İsrail olarak tarihi okumamızın anlamı olmayacaktı. Helak edileceklerdi belki de. Tövbe ettiler, kendine geldiler. Nasıl oldu bu iş? Şimdi Musa Aleyhisselam'ın dönüşüne geçiyoruz. Farkındasınız değil mi? Kur'an'ın üslubu böyledir. Yani e, kamera böyle bir önden gösteriyor, birkaç saat geriye gidiyor, birkaç günlere gidiyor falan. Olayı değişik yerlerden görmemizi sağlıyor. Ve lemma raca Musa ila kavmihi. Musa kavmine döndüğünde nasıl döndü? Gazbane esefen. Çok üzgün ve çok kızgın bir vaziyette döndüğünde niye çok kızgın ve üzgün döndü? Dediğim gibi onu orada önce yani Taha suresini okuyacağız inşallah. Rabbimiz ona haber verdi. Senden sonra İsrailoğulları böyle bir şey yaptılar diye. Şimdi bir peygambere düşünün. Yani yıllardan beri devam eden bir mücadelesi var. Mısır'da Firavun'a karşı mücadele edilmiş ama bu arada tevhid dini üzerinden bir mücadele edilmiş. Allah'ın elçisi olan bir peygamber var. Yıllarca bu adamlarla uğraşmış. Sonra büyük mucizeler yaşayarak oradan kurtulmuşlar. Bir sürü emek verilmiş. Ve bir haber alıyorsun ki bütün emeklerin boşa gitmiş. Bir peygamberin en çok üzüleceği şey ne olabilir? Değil mi yani? Bir eğitimcinin en çok üzüldüğü şey, üzüleceği şey ne olabilir? Yani bir eğitimcinin herhalde en çok üzüleceği şey bütün eğitim faaliyetlerine rağmen karşıdakinin hiçbir şey alamamış olmasıdır. Yani öğretmenlik yaptım uzun yıllar. Size i̇şte öğretmenlik yapanlar biliyorlar. Yani sınavları yaptıktan sonra bir öğretmen sınıftaki başarı düzeyinin çok düşük olduğunu gördüğünde mutlu mu olur? Yani bütün emekler boşa gitmiştir. Çok can sıkıcı bir durumdur. Peygamber bir öğretmendir ve uzun yıllar uğraşmış ve boşa gitti. Bu peygamber bir de hidayet önderi olduğunu düşünüyor. Hidayet öğretmeni. Yani adamlar inançlarını kaybetmişler. Hayatını kaybetse bu kadar üzülmezdik değil mi? İnançlarını kaybetmişler. Hayatını kaybetse ve mümin olsa cennete gideceğine inanıyoruz. Ama inancını kaybetmiş ve bizim inancımıza göre adam gideceği yer cehennem. Çok kızgın ve üzgün bir vaziyette döndü. Kale dedi ki, Bi'sema haleftumuni min ba'di benim arkamdan bana ne kötü halefler oldunuz. Yani bana bunu mu yapacaktınız gibi bir anlam da çıkabilir. E aciltum emra rabbikum. Rabbinizin başınıza bir gazap indirmesinin, Rabbinizin sizi helak etmesini acele ettirmek mi istiyorsunuz? Buradaki sorular soru değil. Yani böyle yapıyorsunuz, böyle yaptığınız için Allah'ın gazabı gelebilir üstünüze. Hızlı bir şekilde Rabbinizin gazabını çekebilirsiniz. Rabbin emri kalıbı Kur'an-ı Kerim'de mesela Mü'min suresinden, Nahil suresinde falan görebilirsiniz. Allah'ın gazabı anlamında kullanılmış. Yani helak etmesi anlamında. Allah'ın gazabını mı çekmek için acele ettiniz? Ve elqal elvaha. Şimdi önemli bir yerine geldik. Bakın. Elindeki levhaları bıraktı, attı diye de çevirebilirsiniz. Elindeki levhaları bıraktı, onu almaya gitmişti aslında ve bir rası ehihi ve sonra kardeşinin başını tuttu yecur ruhu onu kendine böyle çekerek tuttu başını niye hemen Hazreti Harun'a tabir caizse saldırdı buradan öğrenmemiz gereken çok önemli bir ders var bir toplumda işler kötüye gitmişse kötüye gitmekten kastımız ahlaki gidiş inanç gidişatı gibi konular bir toplumun ahlakı, inancı, efendim davranışları, ilişkileri kötüye gitmişse ilk hesap sorulması gereken kimdir? İlk hesap sorulması gerekenler ıslah etmekle görevli olanlardır. Önce onlara sormak gerekiyor. Yani baktınız mesela diyelim ki okuldaki öğrencilerin tutumlarını beğenmediniz. İlk hesap sormanız gerekenler kim? Haliyle değil mi? Öğretmenlere bir soracaksınız. Hocam siz bunlarla ilgilendiniz mi? Bunlara bunları yanlışlarını öğretmediniz mi falan diye önce onlara bir sorarsınız. Suçlamaktan bahsetmiyorum. Önce onlara sorun. Sen görevini yaptın mı? Çünkü onların ıslak davranışı ona aittir. Bir çocukta kötü davranışlar gördünüz. Önce kime soru sorarsınız? Önce anneye babaya sorarsınız yani. Ya siz bu çocuğun iyi yetişmesi için bir şey yaptınız mı? Yapmadınız mı? Ne görevleriniz neredeydi? Siz neredeydiniz? Önce onlara bir hesap sorarsın. Çünkü mantık gereği ıslah etmek anne babanın işidir. Efendim. Bir toplum içinde öyle. Hemen yöneticilerine sorarsın ya. Ya toplum işte çok kötüye gidiyor. O zaman önce bir yöneticiyi çağıracaksın. Yani toplumun yöneticileri, bu yöneticiler illa siyasi yönetici olması gerekmiyor. Siyasi yöneticileri, dini kanaat önderleri gibi insanları eğitim kanaat önderlerini toplayacaksın. Onları diyeceksin ki yani eleştirdiğin bu toplumda bunlar bağlıyorsa sen neredeydin, sen ne yapıyorsun? Yaptın mı vazifeni diye. Bakın yapmış olabilir. Şimdi Harzat Tarun'da göreceğiz yapmış vazifesini. Buna rağmen toplum kötüye gitmiş olabilir mi? Olabilir. Önce doğru kişileri bir sorguya çekti. Kale Hazreti Harun dedi ki İbne Ümmi dedi ki Yebne Ümme innel kavmestez afuni ve kadu yaktuluneni dedi ki ey anamın oğlu aslında ana baba bir kardeşler niye anamın oğlu dedi muhtemelen tefsirlerin yaptığı yorumdan hareketle söyleyelim o sırada Hz. Musa'nın merhametini celbetmek için anneyi öne çıkardı diyorlar. Tamam bu yorumu aynen aktarıyorum. Efendim. Ey anamın oğlu dedi. Bu kavim, İsrail olandan bahsediyor. Beni güçsüz bıraktılar. Beni aciz bıraktılar. Gücüm yetmedi bunlara. Ve kâdû yaktûlûneni beni neredeyse öldürüyorlardı. Onu başka yerde de öğreneceğiz. Hz. Harun diyecek ki yani mesela öldü ölümden mi korktun? Her şeye rağmen önlerine çıkıp sertçe onları engelleseydin. Başka yerde de diyecek ki Hazreti Harun, benim yokluğumda benim kavmimi böldün, parçaladın demenden korktum diyecek. Yani kavmin bir lideri var Hazreti Musa. O geldiğinde problemi git önleme ve toplumu tekrar bir araya getirme ihtimali var. Öyle olunca elinden geleni yapmış ama çok sert tedbirler de almamış. Çünkü yetkili birisi gelecek yani. Beni neredeyse öldüreceklerdi. Fela tüşmit bi ala Düşmanları bana güldürme dedi. Düşmanlarımızı sevindirecek bir şey yapma. Ve la tec'alni kavmi zalimin ve beni zalim kavimle beraber tutma. Çok güzel. Biraz önce bahsettiklerimizin tamamlayıcı parça. Hazreti Harun vazifesini yapmış. Yani sorumlu hesaba çekti. Evet sorumlu vazifesini yapmış. Bu durumda kime dönmesi lazım? Hz. Musa'nın hesap sorması için sıra kime geldi? İnşallah Taha sözüne göre Samiri'ye geldi. Samiri'den hesap soracak ve İsrailoğulları'nın liderlerinden hesap soracak ve sonra bütün kavimden soracak hesabını. Efendim. Kardeşinin de bu işte bir suçu olmadığını ya da e, ihmalinin olmadığını öğrenince o rahatlıkla şöyle bir duada bulunuyor Hz. Musa. Kale dedi ki, Rabbi ofirlı, Rabbim beni bağışla, ve ahi kardeşimi bağışla. Ve dkhnafi rahmetike. Sen bizi rahmetine girdir. Yani biz senin rahmetin içerisinde olalım. Ve ente erhamur rahimin. Sen bütün merhametlilerin en merhametlisin. Senden daha merhametli kimse olamaz. Ya böyle bir durum var. Bütün kavim yoldan çıkmış neredeyse yani. Ya da kavmin epey bir kısmı yoldan çıkmış. Bu gazabı biz hak etmedik diyor. Biz vazifemizi yapmışız. Bizi bağışla ve bize merhamet et. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَذُ الْعِجْلَ Bu buzağı heykelini kendisine tanrı edinenler var ya سَيَنَالُهُمْ غَزَبٌ مِنْ ve zilletun فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlara Rablerinden bir gazap dokunacaktır ve dünya hayatında başlarına bir zillet gelecektir. Bunun karşılığı budur. Yani Allah sana peygamber göndermiş, Allah sana efendim hidayet etmiş. Allah seni düşmanlarından ve zalimlerinden kurtarmış. Sana birçok mucizeler yaşatmış. Bütün bu nimetlere rağmen tutmuş tevhidi terk etmiş, şirke yönelmiş ve peygamberine ihanet etmişsen bunun cezası Allah katında gazaptır. Dünya hayatında zillete düşmektir. Çünkü sen özgürlüğü hak etmediğini gösteriyorsun. Yüceltilmeyi, değerlendiril, değerli hale getirilmeyi hak etmiyorsun demektir. Başkalarının kulu kölesi olarak yaşamak zorunda kalırsın. İsrailoğullar öyle yaşadılar zaten. Bak. Yani bin yıllar bunların hayatlarında böyle geçti. Biz sadece şu içinde bulunduğumuz günlerde onların dünyadaki güçlerine bakarak onların hep güçlü olduklarını zannetmeyelim değil mi? Öyle değil yani. Yani şimdi en son devletlerini kaybedip sonra bir devlet sahibi olmaları arasında neredeyse 2000 yıl var. ya. Yani. Hep birilerinin egemenliği altında yaşamak zorunda kaldılar. Bu tutumdan dolayı böyle ya adamlar. Allah'ın verdiği nimete ihanet ediyorlar. Ve kezalik nezzil müfterin. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Bu iftirane Allah'a ortak koşmaları. Bir buza heykeli mesela şefaatçi tanrı diye ortaya bir şey çıkartmaları. Bu iftiracılar Allah böyle cezalandırırız. Ve lezine amilus kötülük yapanlara e ee, gelince tümme tabu minbadiha bu kötülük yapanlar kötü ameller işleyenler arkasından tevbe ettiklerinde ve amenu ve iman ettiklerinde inne rabbeka minbadiha gafurur rahim senin Rabbin işte bundan sonra yani tevbe ve imandan sonra günahları bağışlayan ve merhamet edendir. Gördüğünüz gibi bütün Kur'an boyunca bunu görüyoruz. Allah Teala en böyle gazaplanması gereken ortamda bile her zaman bir tevbe kapısını, bir düzelme kapısını, bir kurtuluş kapısını açık bırakıyor. Yani Allah'ın hiçbir zaman kurtuluş kapısını kapatıp kullarını umutsuzluğa mahkum ettikleri bir anlatım Kur'an'da göremezsiniz. Madem ki Kur'an'da yok, o zaman Müslümanların dilinde de olmaması gerekiyor. Yani neyi eleştirirseniz eleştirin, kimi eleştirirseniz eleştirin, Nasıl kurtulabileceğiyle ilgili bir çözüm teklifi de söyleyin. Şöyle yaparsan o zaman iyi olursun deyin. Şöyle yaparsan kurtulursun. Bu toplum şöyle yaparsa çok yön Ya bu toplum adam olmaz. Bu toplum adam olmaz dediğinizde... Artık e, bir şey yapmak için de sebep kalmamıştır. Bu adam adam olmaz. Mesela bu hükmü verdiğinizde artık bir şey yapmak da gerekli olmaktan çıkar. Bu dünya kurtulmaz dediğinizde bu iş biter. O yüzden biz... Kur'an'ın talebeleri olarak Müslümanlar deriz ki bu dünya kurtulur ve ıslah olur. Bu toplum ıslah olur. Şu grup ıslah olur. Bu adam ıslah olur. Islah olmayacak olan yoktur. Islah olmayacak olan olabilir ama onun bilgisi sadece Allah'tadır. Allah'ın da bu bilgiye kimseyi mutali etmez. Bizim gözümüzde herkes kurtulabilmelidir, kurtulmaya aday insanlardır. Ama bunu yapabilmesi için kötü yaptıktan sonra tevbe etmesi, ve iman etmesi gerekiyor. Buradaki niye tövbeden sonra iman geldi? Normalde önce iman sonra tövbe olur. Bunlar dinden yani Hz. Musa'nın peygamberini reddetmediler. Allah'ı reddetmediler. İnançlarında bir yanlışa yöneldiler. Tövbe edip yanlıştan geri döndüler. İmanlarını düzelttiler. Buradaki iman etmeyi amellerini ıslah etmek diye düşünün. İmanlarını salih hale getirdiler ve Allah Teala da efendim Onları umarız yani o dönem için bir süreliğine günahlarını bağışladı. Onlara yeni bir imkan verdi. Hz. Musa ile beraber yolculuklarına devam ettiler. Ama bu yolculuk devam ettikten sonra ederken bir süre sonra artık gerçekten Allah'ın merhametini hak etmeyecek davranışlar da yapacaklar ve sonucuna katlanacaklar. Onlar da inşallah yeri geldiğinde göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.